Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün tığ ve iğne oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, bakın tığım 22 numara ve aparat olarak da kulak çöpünü, şöyle bir tarafını kesmiş olduğum kulak çöpünü kullanacağız. Bugün size bakın bu yağ yeşili Yemeni'ye çok güzel bir model çıkardım, oya modeli. Şöyle modelimiz bu şekilde. Bakın tek ip, sıralı, hiç ip koparma yok. Bir de oyamız şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Hem sallantılı olarak da kullanabilirsiniz. Bakın çok tatlı oldu. Şöyle iki tane sizler için çıkardım. Aparat olarak da gösterdiğim gibi bu ilmeklere kulak çöpü kullandım. Fazla büyük ilmekler olmasın diye şöyle oyamız modeli. Bu şekilde hem altında fıstığımız, ilmeklerimiz ve bu şekilde de kirpikleri olan bir model. Bu şekilde modelimiz bakın arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi bunun size nasıl yaptığını tarife geçelim. Evet, ilk önce ikişer zincir çekerek tığ battılarımızı hazırlıyoruz. Şöyle tığ battımızın içine sık iğne ile girerek ipimizi sabitliyoruz. İlk başlarken aynen bu şekilde başlıyoruz. Bir zinciri çektim tığ battımın üzerine. Her zaman söylediğim gibi arkadaşlar, örümceğimizin altında muhakkak bir tane zincir olsun ki bu örümceğimizin şöyle bombeliyle durmasını ve yıkayıp kullandığında da çok güzel durmasını sağlasın. Bakın şöyle iki tığ battı büyüklüğünde bir örümcek yapıyorum ve iki defa tığımın başını doladım. İki tane tığ battı atlayıp üçüncü tığ battının içine sayalım. 1, 2, 3. Üçüncü tığ battımızın içine. Şimdi 1, 2, şöyle 2, 2 alarak bu şekilde bir trabzan yaptım. Bakın. Bu trabzanımızı yuva olarak kullanacağız. Dibine bir zincir çektim. Yani trabzanımızın tepe noktasına bir zinciri çekip ipimi uzattım. Bu fıstığımız için boyut oluşturacak. Zincirimin arasına girdim. Trabzanımın arasına bir zincir çektim. İpimi uzattım. 2. Şöyle aradan ilmek alıp ipimi uzatıyorum. 3. Toplamda bu trabzanımızın üzerine 10 tane bu şekilde ilmek alacağız. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Evet, dibinde bir zincir çekerek toplamda 10 tane ilmeği aldık. Bakın hepsini birden kapatıyorum fıstığımı ve bu şekilde fıstığımız oluştu. 9 tane zincir çekiyorum. 5, 6, 7, 8 ve 9. Çeviriyorum. Bakın bu trabzanımızın tepe noktasına, kapattığımız yere, hemen bu dibine kapatıyorum zincirimi. Sık iğne ile buraya sabitleyip dibine de bir tane zincir çekip düz yüzüne çevirdim. Yapmış olduğum bu zincir yuvasının bakın ilk sık iğnesini yaptım. Bir zincirle dönüş yapıp sık iğne ile sabitledik. Hemen dibine yine bir zincir çekiyorum. İpimi uzattım. Aparatımı aldım ve bakın ilk ilmeğimi bu şekilde kulak çöpüne taktım. Dibinden şöyle bir iki zincir çekerek buraya kulak çöpümün üzerine toplamda 10 tane bu şekilde ilmek yapacağız. Zincirimin arasına giriyorum. 1, 2 zincir taktım. 3 oldu. 1, 2 zincir. 4 oldu. 1, 2 zincir. 6. 1, 2 zincir. 7. 1, 2 zincir, hemen 8. Şöyle bakın biraz hafif oynattığımız takdirde zaten 2 ilmeğimiz kaldı arkadaşlar. Onu da yer açalım. 9 ve 10. Toplamda buraya 10 tane bu şekilde kulak çöpümüzün üzerine ilmekleri topluyoruz. Bu şekilde bakın. Topladık. Dibine örümcek değildi arkadaşlar, ilmek alacağım. Daha önce ben de örümcek yapıyordum buraya bu şekilde. Lakin bakın şu şekilde ipimi uzatıyorum. Böyle daha zarif bir model oluyor. İlmeğimin içinden geçiyorum ve bakın bu şekilde kapattım. Bir zincirimi çekip bırakıyorum. Kulak çöpünden ilmeklerimi bu şekilde çıkardım bakın. Hemen tutuyorum bıraktığım ilmeği, ters tarafından şimdi ilmekleri birer birer toplayacağız. Buraya sabitledim. Araya bir zincir, hemen sık iğne ile sabitledim. İlk baştakini bir zincirle bıraktığım için o bir zinciri oraya sabitledim. Bir zincir, ilmeğimi tutuyorum. Bir zincir, şöyle ilmeği tutup kapattım. Bir zincir, bir zincir, tüm ilmekleri birer zincirle tutturalım. Bir zincir. Evet, tüm ilmekleri bu şekilde bakın birer zincir arasını çekerek sabitledik. Yine bir zincir çekerek düz yüzüne dönüyoruz. Bu ilk bir zincirli yuvanın arasına gireceğiz. Bakın şu şekilde de girebilirsiniz yukarıya. 5 zincir. Aynı sık iğne ile sabitlediğim bu bir zincirli yuvanın içine sabitliyorum. Hemen sıradaki bu bir zincirli yuvanın içine girip sadece sık iğne ile geçiş yapıyorum. Hiç zincir çekmiyorum geçiş yaparken. Yine 5 zincirimi aynı sık iğne ile sabitlediğim yuvanın içine sabitliyorum. Bakın hiç zincir çekmiyorum. Dibine, diğer yuvaya hemen zincirsiz sık iğne ile bu şekilde bu bir zincirli arada çektiğimiz yuvanın içine sabitliyorum. 5 zincir. Sık iğne ile sabitledim. Sıradaki bakın iki ilmeğin arasındaki bir zincire geçiş yapıyorum. Şöyle net gözüküyordur inşallah. Buralarda minik minik birer zincirli yuvalar var. Yine 5 zincir. Kapattım. Sık iğne ile diğer yuvanın içine geçiş yapıyorum. 5 zincir. Diğer yuvanın içine sabitliyorum. 5 zincir. Şöyle şuradaki bir zincirin arasına girip sabitliyorum. İlmeklerimi asla ellemiyorum. Aradaki bir zincirlerin içine giriyorum. 5 zincir. Sabitledim. Buradan 2 tane kaldı. Hemen oraya da 1, 2, 3, 4, 5 zincir sabitliyorum. Bakın sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi 10.'yu da aynen bakın bu ilmek almıştık ya bir zincirde. Oraya yapıyoruz. 5 zincir. En son kirpiğimizi de bu şekilde yaptık. Şimdi bakın yaptığımız işlem bu oldu arkadaşlar. Şimdi bunu buradaki bakın 1 2 3 3. tığ battının içine kapatıyorum, direkt kapattım ve 2 tane zincir çekiyorum. Arasına bir tane tığ battı mesafesi vereceğiz. Şöyle bakın şuradaki gibi arasına bir tane tığ battı mesafesi verince örümcekler birbiri üstüne binmemiş oluyor bu şekilde. Şimdi bir tane daha yapalım. Şöyle dibine bir zincirimi çekiyorum. Şöyle 2 tığ battı büyüklüğünde örümceğimi yapıyorum. 2 defa tığımı doladım. 3. 1 2 3. tığ battının içine şöyle 1, şöyle 2, şöyle 2, şöyle 2 alarak bakın bir trabzan oluşturdum bu şekilde. Dibine bir tane zincir çekiyorum. Yine ilmeğimi şöyle fıstık boyutunda uzatıyorum bu şekilde. Hemen trabzanımın arasına giriyorum. Bir zincir çekip ikinciyi onun yanına geçiriyorum. Bu şekilde toplam 10 tane ilmek toplayacağız. 3 oldu. Altından gir, dibinde bir zincir. 4 5 6 7 8 9 ve 10. Bu şekilde 10 tane ilmeği topluyoruz. Hepsini birden buraya sık iğne ile sabitledik. Hemen 9 tane zincir çekiyorum. 4 5 6 7 8 ve 9. Fıstığımın tepesine bu şekilde bakın 9 tane zincirimi çektim. Şöyle trabzanımın dibine bakın. Şu nokta var ya, kapattığım değil de hemen trabzanımın tepe noktasına. Örümceğim bozulmasın. Örümceğimin kapattığım noktaya ellemiyorum. Trabzanımın tepe noktasına kapatıyorum. Şöyle bir zinciri de çekip düz yüzüne döndüm. Yine bu zincirin arasına bir zincirimi sık iğne ile sabitleyip şöyle dibine de bir zincir çekip ipimi bıraktım. Hemen aparatımı alıp buraya takıyorum. Evet. Aynen buradan 10 tane ilmek toplayacağız. Bakın. Dibine giriyorum. 2 tane zincir çekeceğim. 1 2. Hemen arttım üzerine 2. Şöyle dibe dibe yaklaştırırsak ilmeklerimiz kolay bir şekilde alınacaktır. Şöyle dibinde 1 2 zincir, 3 oldu. Yine yuvaya giriyorum. 2 zincir, 4 oldu. 5 oldu. 6. Şöyle ittirelim. Bakın 6 oldu. Şimdi yuvaya girip 2 zincir. 7 8 9 ve 10. 10 tane buraya aparata, 11. ilmeğimizi de arkadaşlar bakın nasıl yapacağız. Aynı şöyle dibinden kalan yerden 1 2 zincir. Şöyle ipimi ölçüyorum. Sonra ilmeğimin içinden geçiyorum. Şöyle bakın kapattım. Bu şekil bir ilmek yapıyorum. Örümcekten daha ince durduğu için, ilmeğe yakın durduğu için bu şekil yapıyorum. Örümcek şöyle bombelili duruyor arkadaşlar ama bu ilmek gibi durduğu için fazla göze batmadığını düşünüyorum. Evet. Şöyle bakın. İlmeklerimi çıkarıyorum. Takalım arkadaşlar şöyle aparatımızı da. Dibine bir tane zincir çekiyorum. Hemen ilmeğimden tutup bakın sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum. İlmeğimin içine girip sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum. İlmeğime girip sabitliyorum. Bir zincir, sabitle. Bir zincir, sabitle. Bir zincir. İlmeği şöyle ortasından geçip bir zincirimi sabitliyorum. Bakın tutuyorum. Arasında ilmek çıkarıyorum. Sabitliyorum. Bir zincir. İlmeğin tam ortasından girip ilmek çıkarıyorum. Sabitliyorum. İlmeğin tam ortasından girip sabitliyorum. Bir zincir. Evet, bu şekilde bitirdik. Yine bir zincirle düz yüzüne döndük. Bakın. Bu şu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Nasıl kolayınıza almak gelirse. İlmeklerin arasındaki bir zincire 5 zincir çekerek bu şekilde kirpikler yapacağız. Dediğim gibi 10 tane kirpiğimiz olacak. 11 tane yuvamıza. Şöyle net gözükmesi için bakın 2 tane ilmeğin arasındaki bir zincirin içine giriyorum. İlmeğimi alıp sık iğne ile sabitliyorum. 5 tane zincir bu şekilde tüm kirpikleri yapalım. Hemen bunlara şuraya kadar geleyim. Evet, sonuncu ve 10. kirpik için bu hani ilmek alarak kenardan yaptım. Bir zincirli araya da giriyorum. Yine 5 zincir. 5 zincirimi kapattım. Bakın son olarak bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum ve buradan 1 2 3. tığ battıya sabitledim. Bakın tam da geliyor arkadaşlar. Kafa ölçümü 3. kirpiğe denk geliyor ve 2 zincir çekerek bir tane tığ battı yapıyorum. Bir tane tığ battıdan sonra şöyle sökülmesin diye 2 zincir çekelim. 2 tane gösterdik, yeterli sanırım. Bakın şöyle tığımızı bırakalım. Şu ipi de kısaltıp, evet, yaptığımız sizle beraber bakın yaptığımız işimiz bu oldu. İş yaptıkça çoğalıyor. Bakın arkadaşlar şu güzelliği. Gerçekten işimiz şöyle yaptıkça kendini tülbentte gösteriyor. 2 iken duruşu, bir de 4 olduğu zaman çok duruşuna bakın. Gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Altı fıstık, üstü ilmek, kirpikten oluşan bir model oldu. Çok da hoş ve güzel bir model oldu. Bakın ütüsüz, bir de bu ütüye de çok güzel gidiyor. Yani ne ararsan bu modelde var denilir ya arkadaşlar. O şekilde şöyle bir yapalım, rahat bir gösterelim. Evet. Çünkü arkadaşlar ışık da vurunca yeşil biraz ışığın beyazlığını engelleri gibi güzel geldi ters tutunca. Evet, bu şekilde bir son olarak şöyle ekran resmi almak isteyenler için tutuyorum. Modelim bu şekilde. Şöyle. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın. Emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın.